Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanadından herkese selam. Osmanlı Devleti ya da İmparatorluğu. Bir boy, kabile, bir lider ve bu boydan doğup dünyayı yöneten müthiş bir güç. Osmanlı Devleti'nin padişahlarının bir emriyle krallıklar devriliyor, ordusunun geçtiği yerler yüzyıllarca onların hakimiyetinde kalıyordu. Avrupalıların kurduğu en büyük imparatorluklarından biri olan Bizans'ın, tarihin karanlık sularına gömen bu çılgın devletin gücünün asıl kaynağı neydi? Nasıl oluyor da 50 bin kişilik bir boy, çığ gibi büyüyerek bir gün milyonları yönetmeye başlıyordu? İşte Osmanlı Devleti'nin gerçek gücünü anlatan birkaç örnek. Avrupa krallıkları ancak sadrazamlarla görüşebilirdi. Üç kıtada at koşturan ve tarihin gelmiş geçmiş en büyük 5-6 devletinden biri olan Osmanlı, dünya kamuoyunda o kadar itibar sahibiydi ki koskoca Avrupa kralları Osmanlı Devleti'nin sadrazamları seviyesindeydi protokolde. Yani örneğin Almanya Başbakanı'nın şu an Türkiye'nin Başbakan Yardımcısıyla muhatap edilmesi gibi bir şey bu. Kanuni'nin mektubu. Kanuni Sultan Süleyman kendisinden yardım isteyen Fransa kralına bir mektup yazar. Mektupta kendisinin Acem'in, Şam'ın, Mısır'ın, Mekke, Medine'nin, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Hicaz ve birçok ünlü bölgenin hakanı olduğunu, onunsa sadece Fransa kralı olduğunu söyleyerek, adeta cümlelerle psikolojik bir harp yaparak kendi iktidarıyla Fransa kralının mevkisini çok iyi karşılaştırmıştır. Çok etkili cümlelerle yazılan bu mektup, Osmanlı'nın gücünün gerçek boyutlarını en iyi anlatan örneklerinden biridir. Mohaç. Dünya tarihine geçen bu meydan muharebesinde Osmanlı Devleti sadece 2 saat gibi kısa bir sürede Avrupa Haçlı ordularını perişan etmiştir. Sadece 1000 civarı kayıp veren Osmanlı'ya karşılık Avrupa kuvvetleri 20 bin kayıpla neredeyse tamamen yok olmuştur. Kalanlar da ya yaralı ya da kaçmıştır. Avrupalılar muhtemelen hala bu olaya akıl sır erdiremiyorlardır. Osmanlı böylece Macaristan'ı ele geçirmiştir. Preveze. Osmanlı Devleti sadece karada değil, denizlerde de dünyanın en iyisiydi, rakipsizdi. O zamanın şartlarında bile Hint Okyanusu'na kadar sefer yapabilen bu efsanevi gücün en parlak başarılarından birisi Preveze Deniz Muharebesi'dir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük birkaç deniz zaferinden birisi. Osmanlı 10-15 bin askerle dev Haçlı ordusunu Turan taktiğiyle perişan etti. Hiçbir gemisi batmayan Osmanlı'ya karşılık Haçlıların 36 gemisi ele geçirildi, 3 bin esir ve 13 gemi batırıldı. Avrupa'nın toplam gücüydü bu ve birkaç saatte Osmanlılar kendisinin 6-7 katı büyük devi yok etti. Böylece Akdeniz, yani İspanya'dan Libya'dan Mısır'a, Yunanistan'dan İtalya'ya, Türkiye'den Filistin'e, Suriye'ye bir Türk gölü oldu. Osmanlı mı büyük, Kuveyt mi? Bir Türk profesör, Kuveyt'te konferans verirken, Kuveytli bir öğrenci kendisine, "Osmanlı mı büyük, Kuveyt mi?" diye sorar. Profesör, "Bu soruyu sormak ayıptır, tabii ki Kuveyt büyük," der kinayeli bir edayla. Ve ardından efsanevi bir cevap verir. Zaman zaman değişse de Osmanlı bir zamanlar 36 eyaletti. Bağdat eyaletinin 29 sancağı vardı. Ve bu sancaklardan birisi de Basra sancağıydı. Basra sancağının 31 kazası vardı. Ve bu kazalardan birisi de Lahsa kazasıydı. Lahsa kazasının 80'e yakın köyü vardı. Ve bu köylerden birisi de Ebul Hayr köyüydü. Ebul Hayr köyünün 15-20 mezrası vardı. Ve bu mezralardan birisi de Kuveyt mezrasıydı. Ve bütün Kuveytli öğrenciler bu sözleri alkışladılar ve gülücüklerle karşıladılar. Türkler geliyor. Osmanlı Devleti Avrupa'nın büyük bir bölümünü doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti altına almış, Doğu Avrupa'nın neredeyse tamamını fethetmişti.
Avrupalılar cübbe giyen bu sarıklı, korkusuz cengaverlerden o kadar korkuyorlardı ki, Türkler geliyor diye bir korku ünlemi oluşturmuş birçok Avrupa ülkesinde. Avrupalılar zihinlerinde, bilinçaltlarında yer alan bu korku günümüzde bile hala izlerini göstermektedir. Hala İtalya, Avusturya gibi ülkelerin bazı köylerinde kadınların ağlayan çocuklarını susturmak için Türkler geliyor sus ya da ağlama yoksa seni Türklere veririm dedikleri belirtilmektedir. 63 ülke toprağı. Osmanlı Devleti'nin gerçek hakimiyetini anlamak için Osmanlı Devleti'nin yıkıldıktan sonra toprakları üzerinde kurulan devletlere bakmak lazım. Osmanlı Devleti toprakları üzerinde şu an irili ufaklı tam 63 ülke var. İşte bu ülkelerden bazıları. Avrupa'da Ukrayna, Macaristan, Yunanistan, Moldova, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Afrika ve Asya'da Mısır, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan, İsrail, Irak, Suriye, Gürcistan, Katar, Somali, Ürdün, Batı İran ve daha onlarcası. Osmanlı Devleti zamanında teknolojinin olmadığı, imkanların çok kısıtlı olduğu böylesi dönemde bu kadar geniş bir coğrafyayı mükemmel bir şekilde yönetmesi takdire şayandır. Osmanlı Devleti'nin nasıl bu kadar geniş bir coğrafyaları, deniz aşırı onlarca ülkeyi yüzyıllarca huzur içinde yönettiğiyle ilgili birçok yerli ve yabancı üniversitelerde yüzlerce araştırma ve tez hazırlanmıştır. Bazı kişiler günümüzdeki süper güç, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimsel anlamda eyalet sistemi gibi birçok konuda Osmanlı'nın teşkilatlanmasını örnek aldığı bile iddia edilmektedir. Ortada bir gerçek var. Osmanlı Devleti yıkıldıktan 100 yıl sonra bile bu coğrafyaların çok büyük bir bölümü, özellikle Orta Doğu kısmı hiç huzur görmedi. İşin ilginç tarafı ise Osmanlı Devleti'nde onlarca azınlık ve neredeyse tüm dinden insanların bir arada kardeşçe yaşamalarına rağmen günümüzde aynı ırktan, dilden, dinden insanların bile birbirine düşmüş olmalarıdır. İstanbul'un fethi. İstanbul, şu an dünya üzerinde 7 milyar insanın ismini en çok bildiği birkaç şehirden biri. İstanbul o kadar ünlü, o kadar aziz bir şehir ki onu birkaç cümleye sıkıştırmak hakaret olur. İstanbul, çok kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Tarihin en büyük devletlerinden biri Bizans'ın baş şehridir. Avrupalıların gözü gibi koruduğu bu şehir, neredeyse Batı için var olma yok olma mücadelesine dönüşmüştür. Birçok güçlü devlet bu şehri alamadan hüsranla eli boş bir şekilde dönmek zorunda kalmıştır. Güçlü surların altında birçok ırktan askerin cesedi yatmaktadır. İşte böylesine ünlü bir şehri ele geçiren Osmanlı Devleti, sadece Türk tarihini ve kendi tarihini değil, tüm insanlık tarihini değiştirmiştir. İstanbul'un alınmasıyla Avrupa'nın yapısı değişmiştir. Bugünkü Avrupa'nın temelleri atılmıştır. Avrupalılar için İstanbul o kadar önemli ve kutsal ki, bu konu üzerine birçok efsaneler, hurafeler üretilmiştir. Bu şehrin asla alınamayacağını düşünen tüm Avrupa için İstanbul'un fethi korkunç bir hüsrandır, felakettir. Dimalarda hala bu şehri almayla ilgili türlü hülyalar besleyen Batı zihniyeti, bin yıl boyunca burayı kendine yurt edinen milleti artık buradan kolay kolay çıkaramayacağını geç de olsa anlıyor. İstanbul'un fethinde dünya tarihine geçen önemli olaylardan biri surların yıkılabilmesi gerçeğidir. Fatih'in üstün zekasıyla yaptırılan şahi topları, sadece Bizans'ın surlarını değil, Batı'nın hayallerini, geleceğini, düşüncelerini, her şeyini yıkmıştı. Roma'nın küstah ve kibirli bakışları bu surların altında ezilmiştir. Bu fetihle Bizans'ın kabusu olan olay, tüm dünyada hala hayretle bahsedilen gemileri karadan yürütme hadisesidir. Gemileri karadan yürütme fikri bile zaten yeterince çılgın değil mi? Zihinlere atılan dinamit gibi bir şey. Tarihin akışını sadece büyük fikirler değiştirir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.
bu kanalı seslendiren Yusuf Özgür'ün YouTube kanalına da hepinizi bekleriz. Türkiye'nin Kara Kutusu.